Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Mısır uygarlığından bahsedeceğiz. Mısır uygarlığı ile ilgili bilmemiz gereken bazı noktalar var. Şimdi tek tek onlara bakalım. Mısır Nil Nehri etrafında kurulmuştur. Hatta Herodot'un bu konuda bir sözü vardır. Mısır Nil'in bir armağanıdır der. Nil Nehri sayesinde Mısır verimli araziye, verimli topraklara sahip olabilmiştir. Ve bu nedenle de temel geçim kaynağı olarak tarımı kendilerine ölçü almışlardır. O yüzden Mısır'ın Nil Nehri etrafında kurulduğunu unutmuyoruz. Bunlar önemli noktalar. Diğer bilmemiz gereken nokta ise Mısır'ın Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş olması. İlk çağ uygarlıklarında bu tarz şehir devletlerinde örgütlenmeleri görebiliyoruz. Bunlardan özellikle Mısırlıların Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlendiğini, yine aynı şekilde Sümerlerin Site adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlendiğini, Yunanlıların da Polis adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlendiklerini unutmuyoruz. Nom adı verilen şehir devletleri şeklinde örgütlenmeyi gördüğümüz zaman aklımıza Mısır uygarlığı geliyor. Peki bizim burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. Şehir devletleri şeklinde örgütlenmeleri bu uygarlıkların neyden yoksun olduklarını bize gösteriyor. Siyasi birlikten. Bunu unutmuyoruz. Şehir devleti şeklinde örgütlenmeleri ilk çağ uygarlıklarının siyasi birlikten yoksun olduklarını bize gösterir. Biz şunu bir de unutmamalıyız. Mısır uygarlığında Mısır uygarlığının ve Hitit uygarlığının Kuzey Suriye'nin Akdeniz bölgesinin hakimiyeti için aralarında Kadeş Savaşı'nı geçirdiklerini, Ramses ve Hattuşili zamanında bu savaşların gerçekleştiğini, bu savaşlar neticesinde de her iki devlet arasında tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması Kadeş Antlaşması'nın imzalandığını unutmuyoruz. Bu konuyla ilgili bazı yorumlar var. Kadeş Savaşı'nı Mısır kaynakları biz kazandık, Hitit kaynakları biz kazandık diyor. Bu konuda kesin bir bilgi yok ancak Hititlerin Anal adı verilen yıllıkları vardı. Bu yıllıklarına tanrılara hesap vermek için yazılar yazarlardı. Ve bu nedenle de tanrılara hesap vermek için yazdıkları için objektif bir şekilde olayları aktarırlardı. Bu nedenle tarihçiler Hitit kaynaklarında savaşı biz kazandık ibaresinin yer almasını savaşı Hititlerin kazandığına yorumlarlar. Çünkü onlar objektif bir şekilde tarihlerini yazıyorlardı. Bu savaş neticesinde Mısır uygarlığı ve Hitit uygarlığı arasında Kadeş Antlaşması'nın imzalandığını ve bu antlaşmanın da tarihin bilinen ilk yazılı antlaşması olduğunu unutmuyoruz. Diğer bir önemli noktamız buydu. Peki ülke Mısır'da hangi tanrı krallar tarafından yönetiliyordu? Bunlara ne adı veriliyordu? Firavun. Ülke Firavun adı verilen tanrı krallar tarafından yönetiliyordu. Bunu unutmuyoruz. Yani ülkeyi yönetme yetkisinin tanrı tarafından kendisine verildiği fikri Mısır uygarlığında da vardı. Bu şekilde merkezi otoritelerini güçlü kılıyorlardı. Çok tanrılı din anlayışına hakim olduklarını unutmuyoruz. En önemli tanrılarının da Güneş tanrısı olduğunu, bunun adının da Ramses olduğunu unutmuyoruz. Ölümden sonra yaşama yani ahiret inancı Mısırlılarda hakimdi. Mısırlılarda ahiret inancının olması, bedenin öldükten sonra tekrardan dirileceğine olan inancın olması Mısır'da mumyacılık anlayışının ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Bunu da unutmuyoruz. Mumyacılıkla beraber biz Mısır'da tıp ve eczacılık alanlarında da önemli gelişmeler kaydedildiğini görüyoruz. Bedenin bozulmaması için farklı yöntemlerle yani tıp ve eczacılık alanlarında kullanılan yöntemlerle mumyalama yapıldığını, bu alanlarda da önemli gelişmeler kaydedildiğini aklımızda bulunduruyoruz. Mısır'da biz hieroglif yazısının yani resim yazısının kullanıldığını görüyoruz. Hieroglif yazısı denir buna. Resim yazısı olarak adlandırılır. Bunu da unutmuyoruz. Aynı zamanda yapraklardan icat edilip kullanılan papirüs adı verilen kağıdın kullanıldığında Mısır uygarlığında unutmuyoruz. Mısırlılar piramitleri özellikle mimari alanlarda kullanmışlardır ve yine aynı şekilde bu piramitler sayesinde bir takım astronomi faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Ve yine Nil'in ne zaman taşacağını hesaplamak için de bir takım gün ay hesaplamaları yapmışlardır. Ve gün ay hesaplamaları neticesinde de Mısır'da ilk kez Güneş yılı
esaslı takvim ortaya çıkmıştır. Yani sorularda piramitlerin aynı zamanda gök bilimi alanında kullanıldığını görmemiz, yine aynı şekilde Nil'in ne zaman taştığının hesaplanması gibi ibareleri görmemiz, bizim Mısır uygarlığında güneş yılı esaslı takvimin bulunduğunu imzalamamızda, yani işaretlememizde etkili olacaktır. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda Mısırların bulmuş olduğu bu güneş yılı esaslı takvimi ilerleyen süreçte Romalıların şekillendirdiğini ve günümüzdeki miladi takvimin son şeklinin oluşturulmasında Romalıların katkısı olduğunu unutmuyoruz. Bu da aklımızda bulunmalı. Aynı zamanda yine tarım bunların en önemli geçim kaynaklarıydı. Tarım arazilerinin hesaplanabilmesi, bölünmesi amacıyla ilk kez geometrinin biz Mısır uygarlığında bulunduğunu ve geliştiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde pi sayısını bulduklarını, böylece matematiğe de katkıda bulunduklarını unutmuyoruz. Yine matematikte 4 işlemi gerçekleştirdiklerini Mısır uygarlığının unutmuyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.